Gençler selamlar, ben İsmail Hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. 2023 AYT Matematik kampında hedef full matematik diye çıktığımız yolda aritmetik dizilerdeyiz. Bugün sizlerle birlikte bu konuyu işleyeceğiz. Dizilerin ilk videosu paylaşıldı. Burada da arkadaşlarım genel olarak dizilerden bahsettik. Dizilerin özelliklerinden bahsettik. Bir fonksiyon nasıl dizi olur bundan bahsettik. Her fonksiyon neden dizi olmazmış bundan bahsettik. Dizilerin en önemli özelliği tanım kümeleri arkadaşlarım. Tanım kümeleri ne olmak zorundaydı? Pozitif tam sayılar kümesi bizim tanım kümemiz olmak zorundaydı. Şimdi aritmetik dizileri ele alacağız. TYT'de en çok aşina olduğun kısım bu. Yani TYT ve AYT konularını bir araya getirecek olursanız en çok TYT'ye benzeyen kısım aslında AYT'de burası, aritmetik diziler. Çünkü ardışık sayılarla neredeyse birebir ilintili arkadaşlarım. Sadece ardışık sayıların biraz daha böyle teorik anlatımı diyebiliriz tabiri caizse. Yanlışımız varsa matematikçiler şimdiden affetsin. Ama hani birebir budur diyebiliriz. Yani bir öğrenci tabiriyle sizlere nasıl açıklanması gerekiyor, İşte bu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlarım. Ardışık sayılarla neredeyse birebir ilintili. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, zorlanacağını hiç düşünmüyorum. Bak açık söyleyeyim, zorlanacağını hiç düşünmüyorum. AYT'de soru gelmesi inanılmaz derecede muhtemel bir konu aritmetik diziler. Zaten iki tane soru geliyorsa biri aritmetik, biri geometrik ya da bir tanesi aritmetikle geometriğin birleştirilmiş hali oluyor. Dolayısıyla bizim için inanılmaz derecede mühim. AYT'de artı bir net garanti olacak bir konu olacak arkadaşlar. Zaten ben anlattığım için artı bir net ceptedir diyebilirsin sen kendi kendine, tamam mı? Evet, başlayalım mı dersimize? Hadi toplanın hep beraber, derse geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Aritmetik diziler dedik. Ardışık tüm terimlerinin arasındaki fark eşit olan dizilere aritmetik dizi diyoruz. Terimlerin aralarındaki farka ortak fark diyoruz. Çünkü bütün terimlerin arasındaki, ardışık terimlerin arasındaki farklar eşit olduğu için ortak fark diyoruz. Ortak fark genelde R harfiyle isimlendirilir. Bazı kaynaklarda D ile de gösterilir ama R harfiyle göstermek benim daha hoşuma gidiyor. Dolayısıyla sen de R ile gösterebilirsin. ÖSYM'de soru çözerken sana buna D de buna R de demeyecek, sonuç olarak sen R diyebilirsin, tamam. Şimdi biraz boğazım acıyor. Dolayısıyla bitki çayı falan, ayakta durmaya çalışıyoruz. Daha matematiksel bir dille, her n pozitif tam sayısı için an artı 1'den an'i çıkardığın zaman, yani bir sonraki terimden bir önceki terimi çıkardığında r'ye eşit oluyorsa biz bu r'ye ortak fark diyoruz. O halde arkadaşlarım şunu söyleyebiliriz biz. A1'in A1'e eşit olduğu zaten aşikar, apaçık ortada, biliyorsun. A2'yi elde ederken A1'e bir tane R eklersin. A3'ü elde ederken de A2'ye R ekleyeceksin. Yani şuraya R eklersen hop A1 artı 2 R'yi elde edersin. O zaman A4'ü nasıl elde edersin? A1'e 3 tane R ekleyerek. A4, A5'i nasıl elde edersin? A1'e 4 tane R ekleyerek elde edersin. Madem öyle, şimdi burada bir örüntü bulmamız şart bizim. Nasıl bir örüntüden bahsediyoruz hocam? Şöyle bak. İkinci terim için bir tane R ekledik. 3'te 2 tane ekledik. 4'te 3 tane ekledik. 5'te 4 tane ekledik. Yani hep 1 eksiği kadar ekliyoruz. O zaman n'inci terimde n eksi 1 tane R ekleriz. İşte buna da aritmetik dizinin genel terimi diyoruz. Yani genel terim formülünü falan ezberlemene gerek yok. Harbi diyorum bak, hiç ezberlemene gerek yok. Sen buradaki temel mantığı anladıysan zaten tüm sorular senin için çocuk oyuncağı olacak. Kek değil, kekster olacak sevgili arkadaşlarım. İğrenç espriydi. Şimdi aşağıya bir aritmetik dizi örneği verip bu örnek üzerinden aritmetik dizinin özelliklerini inceleyelim. Örneğin bir tane aritmetik dizi düşünelim. İlk terimi 3 olsun demişiz bakın. Sonra 4'er 4'er artırmışız. Demek ki ortak farkımız burada 4 olacak. 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 şeklinde. 9 terimli AN aritmetik dizisi verilmiş olsun. Şimdi tüm özellikleri burada vereceğiz arkadaşlar. O yüzden kulaklarınızı iyi açın, algılarınızı iyi açın ve dinleyin beni. R eşittir 4'tür ortak fark. Bakın 4'er 4'er artıyor. Tüm ardışık terimler arasındaki fark 4. AN eşittir. Şimdi genel terimi oluşturuyoruz. İlk terimimiz kaç? 3. Artı. N eksi 1 çarpı R kaçtı arkadaşlarım? R'de 4'tü. Bakın 4N eksi 1 geliyor bu şekilde. İçeri dağıtırsanız 3 artı 4N eksi 4'ten 4N eksi 1 bizim dizimizin genel terim oluyor. Yani sen gidip burada A6'yı mı merak ediyorsun? Şurada 6'yı yerine yazacaksın. 4 kere 6 24, 1 çıkardın 23. Bak A6'yı veriyor sana gibi. Daha sonrasında AN eksi AK bölü N eksi K mutlaka R'yi verir. Mesela burada
A8'de A5'i seçelim demişiz. A8'den A5'i çıkarın. 31'den 19'u çıkarın arkadaşlarım. Burası kalan nedir? 12'dir. Peki 8 ile 5 arasındaki fark kaçtır? 3'tür. 12'yi 3'e bölersen R'yi, yani 4'ü bulursun. Bu şekilde bütün terimleri kullanarak yine R'yi elde edebilirsin. Örnek veriyorum, sadece 8 ve 5 için değil. Mesela 7 ile 2'ye bakalım. 27'den 7'yi çıkarın. 20. Aradaki fark kaç? 2. terimle 7. terim arasındaki fark 5. 20'yi 5'e bölersen bak gene ortak fark olan R'yi bulursun. Her terim kendine eşit uzaklıktaki iki terimin toplamının yarısıdır. Yani aritmetik ortasıdır diyebiliriz. Mesela A7 ile A3'ün toplamı 7. terimle, bak şuradaki 7. terimle 3. terimin ortasının tam ortasındaki terim kaç? 5. terim değil mi? A7 ile A3 toplayıp 2'ye bölersen, yani 27 ile 11'i topla, 38. 2'ye böl bak, tam ortasını verir. 19'u verir. Demek ki bundan kaynaklı şunu söyleyebiliriz. Her terim kendine eşit uzaklıktaki iki terimin toplamının yarısına eşittir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Birinci örneğimize bakalım. Aşağıda genel terimleri verilmiş olan dizilerden aritmetik dizi olanların ortak farklarını bulunuz. Aritmetik diziler, şunu unutmayın sevgili gençler, kuralları birinci dereceden denklem tarzındadır. Yani hani ax artı b diyorduk ya doğrusal fonksiyonlara, işte burada an artı b biçimindedir diyoruz, tamam mı? Dolayısıyla 2-8n bakın bu formatta. Dolayısıyla ortak farkı da bakın n'nin katsayısıdır. -8'dir. Bu bir aritmetik dizidir. 5n artı 100 ortak farkı 5'tir. Aritmetik dizidir. 2n kare demiş, baştan kaybetti. Burası ikinci dereceden olduğu için cortladı. -1'in n'inci kuvveti üstel tarzda yazılmış. Üstel fonksiyon da değil ama üstel tarzda yazılmış. Dolayısıyla bu da bir fonksiyon. Aritmetik dizi değildir. 3/2n bakın. Birinci dereceden ve kat sayısı var. 3/2. 3/2 bizim ortak farkımızdır. Dolayısıyla bu da bir aritmetik dizidir. 1-n/2. Bakın 1/2. Birinci dereceden kat sayısı -1/2. -1/2 de bu dizinin genel ortak farkıdır. Demek ki bu da aritmetik dizi. Yani şununla şu aritmetik dizi, bir de bununla bu aritmetik dizi. Şunlar aritmetik dizi falan değil sevgili arkadaşlar. Birinci dereceden olması gerektiğini unutma. Devam edelim 22. sorumuzda. AN bir aritmetik dizi olmak üzere A3'ü vermiş 9, A17'yi vermiş 51. Dizinin 10. terimi soruluyor. Bakın arkadaşlarım, bir 3. terim var elimizde, bir 17. terim var, bir de 10. terimimiz var. 10. terim 3. terime de 7 terim uzaklıktadır. 17. terime de 7 terim uzaklıktadır. O zaman ben A3 ile A17'yi toplayıp 2'ye bölersem eğer doğru cevabı bulurum, A10'u bulurum. Yani 9 ile 51'i toplayacağız ve 2'ye böleceğiz. Bu da sevgili arkadaşlarım bize 9 artı 51'den 60/2'den 30 verir. Demek ki A10 30'muş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. 23. İlk terimi -9 ve ortak farkı 4 olan aritmetik dizinin x'inci terimi 31 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi ilk terimi -9 ise -9 yani birinci terim artı n-1 çarpı r diyeceğim. n-1 çarpı ortak farkı 4'müş. Alın size bu dizinin genel terimi. Yani 4n -4 -9 -13 yapar. Dizinin genel terimi buymuş. X'inci terimi o zaman 4x -13 olur ax. Ve bu da kaçmış? 31'miş. O halde arkadaşlarım 4x -13 eşittir 31 diyeceğiz. Buradan 4x eşittir 44'ün kendisi gelecek. X kaç olur? 11 olur. Bizden ne istenmişti? X hayırlı uğurlu olsun. Cevap 11 olacaktı. 24. örnek. KPSS'ye hazırlanan Teoman çalışmalarına Haziran ayında başlamış ve her ay çözdüğü soru sayısını eşit miktarda artırmıştır. Aşağıda Teoman'ın 2022 Ekim ve 2023 Şubat aylarında çözdüğü soru sayıları verilmiştir. Buna göre Teoman 2022 Temmuz'da kaç soru çözmüştür? Şimdi bakın, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat. Şimdi ben Ekim'i vermiş, bize 2022 Temmuz'u soruyor arkadaşlarım, tamam mı? Yani Ekim'den önce Eylül, değil mi? Eylül'den önce Temmuz, Ağustos var. Ve bundan önce de Temmuz var. Pekala, şimdi Ekim'de çözdüğü soru sayısı 672. Şubat'ta çözdüğü sayısı da soru sayısı da 964. Şimdi ben şuna birinci terim dersem, bu ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci terim olur. Yani şu terimle şu terim arasında 4 terim fark var. Dolayısıyla 964'ten 672'yi çıkarın arkadaşlarım. Çıkardıktan sonra 4'ten 2'yi çıkardınız 2, 16'dan 7'yi çıkardınız 9, 8'den 6'yı çıkardınız 2, 292 geldi. 292'yi gelin burada 4'e bölelim. Neden? Ortak farkı bulmak için. 4'e bölerseniz 29'un içerisine 4, 7 defa, 28 kalan 1, 12'nin içerisine 3 defa. Ortak fark 73'müş arkadaşlarım.
Şimdi bana Temmuz'u sormuştu. Demek ki ben bundan 1, 2, 3 R çıkaracağım. Yani 672'den 73'ün 3 katını çıkaracağım. 73'ün 3 katı da 219'dur. Çıkarırsanız 12'den 9 çıktı. 3. Şurayı doğru yaptık mı? Doğru yaptık. 12'den 9 çıktı 3, 6'dan 1 çıktı 5 ve 6'dan 2 çıktı 4. Yani Temmuz ayında 453 soru çözmüştür diyebiliriz arkadaşlarım. Teoman KPSS'ye bu şekilde hazırlanırsa belki kazanır. Hadi bakalım. 103. sayfamızı çözdük, geçtik. 104. sayfaya 25. soru. Her şekildeki birim kare sayısını veren yukarıdaki örüntünün kuralını bul demiş bize. Şimdi birinci şekilde 2 tane var. İkinci şekilde bak 1, 2, 1, 2, 4 artmış. 2 artı 4. Üçüncü şekle bakıyorsun. Şu birinci şekilde bak. O ikinci şekilde. Şurası ikinci şekilde. İkinci şeklin üstüne yine 4 tane daha koymuş. Yani 2 artı 4'ün üstüne 4 daha koymuş. Demek ki bizim birinci terimimiz 2. Ortak farkımız da 4. Tamam. Örüntünün kuralını bul demişti. Yani genel terimini bulacağız artık biz bunun. Birinci terim artı n eksi 1 tane 4 diyeceğiz arkadaşlarım. Bu da 2 artı 4n eksi 4'ten hop 4n eksi 2 bizim örüntümüzün kuralıdır. Mesela burada 1 yerine yazarsan 4 kere 1 4 2 çıkardın 2 tane. 2'yi yerine yazarsan 4 kere 2 8 2 çıkardın 6 bak 6 tane kare var. Daha sonrasında 3. şekil için 3 kere 4 12 2 çıkardın 10 bak burada 10 tane kare var gibi. 26. örnek AN bir aritmetik dizi olmak üzere. 18. terimden 10. terimi çıkarırsan 8 tane R kalır elinde. Bu da 56'ya eşitmiş. O zaman R kaçtır arkadaşlar? 7'dir. Pekala bizden ne isteniyor? A24'ten A8'i çıkar. Bak A24'ten A8'i çıkarırsan aralarında kaç terim fark var? 16 terim fark olduğu için 16 R'ye eşittir. R kaçtı? 7 idi. O zaman 16 kere 7 bana cevabı verir. Bu da 70 artı 42'den 112'nin ta kendisi yapar sevgili arkadaşlarım. Cevabımız 112 acildi. Devam. 27. örnek. 2 ile 57 sayılar arasına bu sayılarla birlikte bir aritmetik dizi oluşturacak şekilde 10 tane sayı yerleştiriliyor. Bak 2 ile 57'nin arasına 10 tane sayı yerleştiriliyorsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane burada. 11, 12 tane terimim var. Yani bu bir A1, bu da A12 arkadaşlar. Pekala bu aritmetik dizinin baştan 9. terimi kaç olur? Şimdi baştan 9. terim zaten 9. terimi soruluyor. Yani A9 soruluyor bize. Şimdi öncelikle R'yi bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Bak 57'den 2'yi çıkarırsan 55 kalır. Ve 12. terimden 1. terimi çıkardığın için 11 R'ye eşit olur bu. Demek ki R kaçmış? 5'in ta kendisi. Çok güzel. R'nin 5 olduğunu bulduk ya biz. Ben A12'den 3 R çıkarırsam A9'u bulurum. Bak A9'u sormuştu. A12 57 idi. R'de 5'ti. 3 kere 5 15 yapar. Çıkarırsanız 42'yi bulursunuz. A9 42'ye eşit olur arkadaşlar. İsterseniz şöyle de yapabilirdiniz tabii. A1'in üzerine derdiniz. Ben 8 R eklersem 9. terimi bulurum. A1 2 idi. R'de 5'ti. 8 kere 5 40 yapar. Toplarsan yine 42'yi bulursun. Yani fark etmez. Baştan geldin, sondan gittin. Hiç fark etmez. Tamam mı? 28. örnek. 2x artı 7, 7x eksi 1 ve 10x eksi 5 terimleri bir aritmetik dizinin sırasıyla 6. 7. ve 8. terimleridir. Buna göre bu dizinin ilk 3 teriminin toplamı soruluyor bize. Hemen şöyle diyoruz. Burada x'i elde edebiliriz biz. Nasıl elde edeceğiz? Şununla şunu toplayıp 2'ye bölersem şunu bulurum. Ya da bununla bunun toplamı şunun 2 katıdır. Yani 12x artı 2 eşittir. Şunun 2 katı ne? 14x eksi 2. Şimdi burada 12x'i bu tarafa gönderdim. 2x eksi 2 diğer tarafa gönderdim. 4. x kaç geldi arkadaşlar? 2. Çok güzel. x'in 2 olduğunu bulduğumuza göre şurası kaçtır bakın. 2 kere 2 4. 7 daha 11. 2 kere 7 14. 1 çıkardım 13. 2 kere 10. 25 çıkardım 15. Demek ki arkadaşlarım bunun aritmetik ortak farkı 2. Bak 11'den 13'e 13'ten 15'e bu 6. terim. Bizden ne isteniyor? İlk 3 teriminin toplamı. Yani A1 artı A2 artı A3 isteniyor. Şimdi gençler şöyle diyelim. A1 A2 A3 A4 A5 tabii ki farklı biçimde de bulabiliriz ama ben bu şekilde bulacağım ki görün daha net anlayın olayı. Bak şu 11'miş. Bunlar ikişer ikişer artıyorsa bu tarafa doğru da ikişer ikişer azalır. Demek ki burası 9'dur, burası 7'dir, burası 5, burası 3 ve burası da 1. İlk 3 teriminin toplamı istenmişti bizden. Doğru cevabımız 9 olacaktı diyebiliriz. Daha iyi anladınız diye umuyorum. Geçtim 29'a. X, Y, Z ardışık. X küçük Y küçük Z olmak üzere bir aritmetik dizide X'inci terim Y'ye, Y'ninci terim Z'ye ve Z'ninci terim de Y artı Z eksi X'e eşitmiş. Buna göre Z'nin X ve Y türünden eşit soruluyor. Şimdi arkadaşlar
X küçük y küçük z'ydi ya bak. X'inci terim, y'inci terim, z'inci terim. O zaman ben şunu yazabilirim. AX ile AZ'yi toplarsam 2 tane AY'ye eşit olacaktır. AX artı AZ eşittir 2 çarpı AY olacaktır. AX neydi? Y'ydi. Peki AZ neydi? Y artı Z eksi X'ti. Peki AY neydi? Z'ydi. Dolayısıyla bu 2Z'ye eşit olacak dedik. Şimdi burada Y ile Y'yi topladınız 2Y artı Z, hatta artı Z demeyelim artık, eksi X. Bu Z'yi bu tarafa gönderirseniz Z gelir arkadaşlarım. Z'nin X ve Y türünden eşit istenmişti. Bakın Z yalnız kaldı zaten. Bu da neye eşitmiş? 2Y eksi X'e eşitmiş. Demek ki cevabımız da artık bu olacak diyebiliriz. 2Y eksi X Z'ye eşitmiş. Bizden Z'nin X ve Y türünden eşit istenmişti. Lönk diye karşımıza çıkmış oldu. 30. soru. Bir ABC dik üçgeninin kenarları ortak farkı 4 olan bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir. Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Bakın bir tane dik üçgen düşün demiş bize. Dik üçgeni kafamızda şöyle canlandıralım. Diyor ki bu dik üçgenin kenarları ortak farkı 4 olan bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir diyor. Yani ben şu kenara A dersem şurası A artı 4 olacak. Şurası da A eksi 4 olacak. Bak şimdi iyi izle. Buna 4 ekle A'yı verir. Buna 4 ekle A artı 4'ü verir. Hocam neden A'ya buradan başlamadık? Hani mesela en büyük kenarın bu olduğunu nereden anladık? Ulan o hipotenüs ya zaten. En büyük o olacak, tamam mı? Dik kenarlarda bu şekilde 4'er fark varmış. Bunda da diğer dik kenarın arasında 4 fark varmış. O zaman biz burada Pisagor uygulayalım artık, değil mi? Pekala, Pisagor uygularsak a eksi 4'ün karesini alıyorsun. A kare eksi 8a artı 16 artı a'nın karesini alıyorsun. A kare yaptı. Eşittir diyorsun şunun karesine. Yani a kare artı 8a artı 16 diyorsun. Bak şimdi. Buradaki bir tane a kare ile buradaki bir tane a kare gitti. 16 ile şuradaki 16 da gitti. Eksi 8a'yı şu tarafa bir attın. Ne kaldı? A kare burada kaldı. Eşittir 16a oldu. Burada arkadaşlarım a ya sıfırdır ama sıfır olamayacağını sen gayet iyi biliyorsun. Ya da a eşittir 16'dır diyebiliriz. A'nın 16 olduğu aşikar artık. Buna göre ABC üçgenin alanı sorulmuş. A 16 ise bak şurası 16'dır. Burası 12'dir. Şurası 12, burası 16. Demek ki 12 ile 16'yı çarpıp 2'ye böl demiş bize. 2 ile şunu sadeleştirdiniz. 6, 6 kere 16 da bize 96'yı verir. Yani cevabımız 96 birim kare olacakmış sevgili gençler. Gayet hoş soruydu. Devam ediyorum 31 ile. Boyları toplamı 216 cm olan 3 ağaç fidanı boyları artan bir aritmetik dizinin ardışık elemanları olacak biçimde soldan sağa doğru toprağa dikilmiş. Tamam. Boyu en büyük olan ağacın boyu, boyu en küçük olan ağacın boyunun 11 bölü 7 katı olduğuna göre boyu en büyük olan ağacın boyu kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi ben bu 216'yı tutup 3'e bölersem arkadaşlarım ortanca ağacın boyunu bulmuş olurum. 216'yı 3'e bölerseniz 72 gelir. Bak bu 72 santimmiş. Şu 72 santimetreymiş. O zaman bu 72 eksi r'dir. Bu da 72 artı r'dir arkadaşlar. Aritmetik dizi olacak ya. Ve diyor ki boyu uzun olan ağacın boyu kısa olan ağaca oranı, boylarının oranı 11 bölü 7. Yani 72 artı r'yi ben 72 eksi r'ye oranlayınca 11 bölü 7'yi bulacakmışım. Tamam. Pekala. Buraya kadar her şey normal. Boyu en büyük olan ağacın boyu sorulmuş. R'yi bulursak soruyu çözeriz. Şimdi 7 kere 72 490 artı 14'ten 504 yapar. 504 artı 7 R eşittir 11 kere 72. Nasıl hesaplıyorduk? 7'yi buraya, 2 buraya, 9'u buraya yazıyorduk. Yani 792 eksi 11 R diyeceğiz arkadaşlar buraya da. Şimdi şu 792 burada kalmasın. 504'ü buraya alalım. Eksi 11 R'yi buraya alalım. Böylelikle 18 R eşittir. 792'den 504'ü çıkaracağız. Bu da 794'ten 504'ü çıkarsaydık 290 kalırdı. Ama 2 eksik olacak. 288 mi olacak? Aynen öyle. Pekala. Şimdi sadeleştirme işlemi yapmamız lazım. Direkt 18'e bölebiliriz. 18'e böldüm 1. 28'in içinde 18 bir defa. Kalan 10, 108'in içinde 18, 6 defa. Demek ki R kaçmış arkadaşlar? 16'ymış. Bana diyor ki boyu en büyük olan ağacın boyu. 72 artı R idi. R de 16'ydı. Demek ki arkadaşlarım 72 artı 16 bana cevabı verir. En büyük olan ağacın boyu 88 kaçmış? Santimetre miydi bunlar? Tabi santimetre olur. Başka ne olacak? Aynen 88 santimetreymiş. 88 metrelik bir ağaç olmaz herhalde. Var mı ki öyle bir ağaç? Bence yoktur. Evet, devam. 32. soru. Log 4, log 8, log A, log B ve log C.
sayıları aritmetik bir dizinin ardışık 5 terimidir. Buna göre bu dizinin ilk olarak baştan kaçıncı terimi 3'ten büyüktür diye sorulmuş. Şimdi madem bunlar ardışık terimler, mesela ben R'yi bulmak için ne yaparım? Şundan şunu çıkarırım. Yani arkadaşlarım logaritma 8 eksi logaritma 4 derim. Bu da bana R'yi verir. Şimdi logaritmanın tabanları 10 gördüğünüz üzere. Logaritmalar çıkarılırken içlerini bölüyorduk. Yani logaritma 10 tabanında 8 bölü 4'ten 2. Bu da kaça eşitmiş? R'ye. Şimdi ben logaritma 8'in üzerine logaritma 2 eklersem şunu bulurum 3. terimi. Bu da logaritma 16'dır o zaman. O zaman bu da logaritma 32'dir. Bu da logaritma 64'tür. Çarpa çarpa gidiyoruz ya. İlk olarak baştan kaçıncı terimi 3'ten büyüktür diye sorulmuş. Şimdi 3'ten büyük olması için logaritma kaç? 3. Logaritma 1000. 3'e eşittir değil mi? Demek ki 1000'i geçtiğimiz an bırakacağız arkadaşlar. Logaritma 128 dedik. Logaritma 256'dır bir sonraki terim. Bir sonraki terim logaritma 512'dir. Bir sonraki terim logaritma 1024'tür. Ahında geçtik. Demek ki ilk olarak şu terim 3'ten büyüktür. Bu da kaçıncı terim olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. terim. İlk defa 3'ten büyüktür arkadaşlarım. Cevabımız 9. terim olacaktı. Evet, böylelikle 104. sayfamızı da bitirdik. Devam ediyoruz 105. sayfamızdaki 33. örneğimizde. X eksi a çarpı x kare eksi 6 x eksi 16 eşit 0 denkleminin kökleri bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir denilmiş. Buna göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Şimdi ben şurayı x ve x diye ayırırım. Burayı da eksi 8 ve artı 2 diye ayırırsam köklerim eksi 2 ve 8 olur. Tamam. Şimdi eksi 2 ve 8 diye benim köklerim var. Bir de burada a diye bir köküm var dikkat ettiysen. Şimdi bu a'yı öyle yerleştirmem gerekiyor ki ardışık bu terimler, bu kökler ardışık 3 tane terim olsun aritmetik dizinin. Şimdi a burada olabilir. Şuradaki farkla şuradaki fark birbirine eşit olabilir. Veyahut eksi 2 ile 8'i buraya yazdım. A burada olabilir. Şuradaki farkla buradaki fark birbirine eşit olabilir. Veya eksi 2, 8 ve sevgili arkadaşlarım şurayı silemedim. Eksi 2, 8 ve A burada olabilir. Şuradaki farkla buradaki fark birbirine eşit olabilir. Ancak bu şartlarda aritmetik dizinin ardışık 3 terimi olur bu terimler. O halde 8'den eksi 2'ye kaç fark var? 10. O zaman bundan da 10 çıkarırsam A'nın alabileceği bir değer eksi 12'dir. Eksi 2 ile 8'i toplayın. 6, 2'ye bölün 3. A 3 olabilir. Eksi 2'den 8'e 10 fark var. 8'den A ya da 10 fark olursa 18 olabilir A. A'nın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Eksi 12, 3 daha eksi 9. 18 daha artı 9 yapar. Demek ki A'nın alabileceği değerlerin toplamı 9 olacakmış sevgili arkadaşlarım. Bakın gördünüz. Tamamen mantıkla çözülen. Öyle kurallara bağlı kalınmayan. Çünkü tamamen TYT mantığı. Ufacık yorum yapıyorsun. Birkaç da işlem sonuç karşında. 34. örnek. Bir esnaf mağazasını yenilemek için bankadan faiz ve masraflar dahil toplam 12 ayda ödeyeceği 36.000 TL kredi kullanmıştır. Esnaf bankaya artan taksitli kredi modeli kullanmak istediğini belirtmiş ve bankada esnafa taksitleri her ay belli bir miktarda artan bir ödeme takvimi çıkarmıştır. Esnafın ödeyeceği 5. taksit 2700 TL olduğuna göre son taksit tutarı kaç liradır? Şimdi esnafın ödemesi her ay artan biçimde ilerliyor. En büyük taksit de son taksit olacaktır. Peki bu taksit kaçtır diye sormuş. Bize sadece 5. taksit verilmiş arkadaşlarım. 2700 TL olduğu bilgisi verilmiş. Ve 12 ayda ödeyeceği bir 36.000 TL'lik tutar var. Şimdi o halde ben diyorum ki biz 36.000 lirayı ödeyeceğiz. Tamam eyvallah, bunda bir sıkıntımız yok. Ama bunu artan oranla ödeyeceğiz. Yani birinci ay varsayalım ki A kadar ödedin ya. İkinci ay ne kadar ödeyeceksin? A artı R kadar. Diğerinde A artı 2R kadar ödeyeceksin. Böyle böyle gidecek. 12. ay A artı 11R kadar ödeyeceksin. Çünkü bu birinci terimdir. Bu 12. terimdir. Birinci terimin üzerine 11 tane R eklersen 12. terimi elde edersin. Tamam, güzel. Şimdi burada bize neyi vermiş? 5. terimi vermiş aslına bakarsanız. Bu da A artı 4R'dir aslına bakarsanız. Bu da 2700 TL'ymiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım, tüm terimlerin toplamı bize neyi verir? Şuradaki 36.000 lirayı. Hadi toplayalım. Burada 12 tane A var. Ve R artı 2R artı 3R, 4R, 5R, 6R, 11R'ye kadar olan toplam. Yani 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamını bir bulalım isterseniz. 11 artı 11 çarpı 12 bölü 2'den hop 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 6 kere 11, 66 yapar.
Yani burada bir de 66 tane R'miz var. Ve bu da kaça eşit? 36.000 TL'ye. Bir de sevgili arkadaşlar, ben A artı 4 R'nin 2700 olduğunu biliyorum. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Peki. Hocam şu yukarıyı bir sadeleştirelim isterseniz. Mesela 6'ya bölerseniz 2A artı 11 R eşittir 6000 lira yapar. Alttaki de zaten hali hazırda A artı 4 R eşittir 2700'dü. Şimdi bizden ilk taksit istenmiş şey, yani A isteniyor arkadaşlarım. Ben önce R'yi bir bulayım, daha sonra A'yı buluruz. Şunu 2 ile bir çarpın. 2A artı 8 R eşittir 5400 yapacaktır. Şimdi ise şundan şunu çıkaralım. 2A'dan 2A çıktı 0. 11 R'den 8 R çıktı 3 R. 6000'den 5400 çıktı 600. Yani R kaçmış arkadaşlar? 200. Yani bu esnaf 200'er 200'er artan şekilde ilerleyen bir kredi ödüyor. Pekala. Şimdi R'nin ben 200 olduğunu buldum ya. O zaman 4 R nedir? 800'dür. 2700'den 800'ü çıkardın. Demek ki A kaçmış? 1900'müş. E bize zaten birinci taksit sorulmamıştı. Özür dilerim. Son taksit sorulmuştu. Ben A'yı 1900 buldum. 11 R'de 11 kere 200'den 2200 liradır. İkisini toplarsanız bu esnafın ödeyeceği son taksit 4100 Türk lirasıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. İlk ödediği taksit 1900. 1900'de başlıyor. 4100'e kadar ödüyor arkadaşlar. Sonlu aritmetik dizinin toplamı. Şimdi burada daha önceki sorularda göstermiştik. Sorulardan bir tanesinde göstermiştik Esen kavramı. Şimdi bunu formülüze edeceğiz. Ama formül size çok ama çok tanıdık gelecek arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Demiş ki AN bir aritmetik dizi olsun. Esen ise bu aritmetik dizinin ilk N teriminin toplamı olsun. TYT derslerinde ardışık sayılar konusunda bahsettiğimiz bir kural vardı. Kural neydi? Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim artı ilk terim. İşte aynı kurala sadık kalacağız. Burada N terimli bir aritmetik diziden bahsediyorsak terim sayımız tabii ki nedir? Buradaki 2, buradaki 2. AN son terimdir. A1 de zaten ilk terimdir. İşte mat 1'de TYT'de gösterdiğimiz formül yine karşımıza çıktı. Nerede? AYT'de dizilerde. Aritmetik dizilerin sonlu aritmetik dizinin toplamında yine karşımıza çıktı. Formülü asla ama asla unutmazsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi geçelim sorularımıza. 35. örneğimiz arkadaşlar. 7n-2 ile verilmiş bir aritmetik dizi kuralı var elimizde. İlk 10 teriminin toplamı soruluyor bize. Şimdi birinci terim sevgili arkadaşlar nedir? 5'tir. Daha sonrasında 10. terimi de bulalım. İlk 10 terim demiş ya. 10. terim nedir? 70-2'den 68'dir arkadaşlar. Terim sayısı 10 bölü 2 çarpı son terim 68 artı ilk terim 5. Şimdi 10'u 2'ye böldünüz 5 geldi. 68'e 5 eklediniz 73 oldu. 73 kere 5 bana cevabı verir. Yani 350'ye 15 eklerseniz 365'tir sevgili arkadaşlarım. Benim bu dizimin ilk 10 teriminin toplamı derim. 36. örnek. Bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı Esen olmak üzere Esen'in kuralını vermiş arkadaşlar. Eksi 2n kare artı 8n biçiminde. Buna göre bu dizinin 5. terimi ile 7. terimi arasındaki pozitif fark kaçtır? Şimdi ben 7. terimi bulabilmek için İlk 7 terim toplamından ilk 6 terim toplamını çıkarırsam elimde sadece ama sadece 7. terim kalır. İşte ilk 7 terim toplamı S7 demek. İlk 7 terim toplamı A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7'nin toplamıdır. İlk 6 terim toplamı da A1, A2, A3, A4, A5, A6'nın toplamıdır. Sen üsttekinden alttakini çıkarırsan elinde sadece sap gibi 7 kalır. 7. terim kalır. Şimdi o zaman 7. terim bu şekilde bulunuyor. E şimdi şey nasıl bulunur? 5. terim nasıl bulunur? 5. terim de sevgili arkadaşlarım S5-S4 yardımıyla bulunur o zaman. Aradaki fark kaçtır diye soruluyor. Şimdi pozitif fark sorulmuş. Birinden birini çıkarırız. Hiç sıkıntı değil. Hangisi pozitifse onu söyleriz. Tamam. Negatif geliyorsa da artık onun eksilisi bizim cevabımız olur. Şimdi biraz yayılalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım iyi dinliyorsunuz. S7. Ben burada n parantezini hatta 2n parantezini alırsam burayı 4 eksi n geldiğini görürüm. Bak 2n parantezinde 4 eksi n burayı verir bana. Pekala S7'yi bulmak için 2 kere 7 14. 4'ten 7'yi çıkardığımız eksi 3. Eksi 3 kere 14 de sevgili arkadaşlarım eksi 42 yapar. Eksi şimdi S6'ya geçiyoruz. 2 kere 6 12 çarpı 4'ten 6'yı çıkardınız eksi 2. Eksi 2 kere 12 kaç yapar? Eksi 24 yapar. Eksi eksi artı yaptı. 24'ten 42'yi çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım eksi 18 gelir. Bak A17 kaçmış?
Eksi 18'miş. Şimdi geldim şunlara. S5'i bir bulalım bakalım. S5'i bulmak için yine şurada en gördüğümüz yerlere 5 yazacağız. 2 kere 5 10. 4'ten 5 çıktı. Eksi 1. Eksi 10'muş bakın şurası. Eksi. Şimdi S4'ü bulacağım. 2 kere 4 8. 4'ten 4 çıktı 0. 8 kere 0 0 yaptı. Eksi 10'dan 0'ı çıkardık. Bu da eksi 10 mu geldi arkadaşlar? Eksi 10 geldi. Şimdi şu terimle şu terim arasındaki pozitif fark sorulmuş. İki terim arasında 8 fark var arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız da 8'dir diyebiliriz. Burada önemli olan tek şey, anlaman gereken tek şey, şuradaki 7. terimi ve 5. terimi nasıl bulduk? Şimdi orayı anlamayan varsa tekrardan, ben hissediyorum anlamayanlar var. Hissettim yalnız. Şöyle, şimdi A1, A2, A3, A4, A5, A6 ve A7. Bu bize neyi veriyor? S7'yi veriyor değil mi? A1'den A7'ye kadar olan toplam. Şimdi aynı şeyi sen A1'den A6'ya kadar olan toplam olarak düşünürsen bu da ne olur arkadaşlar? Hop S6 olur. Şimdi bak S7'den S6'yı çıkarırsan ne gelir biliyor musun? A1'ler, A2'ler, A3'ler, A4'ler, A5'ler ve A6'lar gider. Geriye sadece A7 gelir. Demek ki bu da S7 eksi S6'ymış arkadaşlarım. Bundan kaynaklı S7'den S6'yı çıkarırsan 7. terimi bulursun. O zaman aynı mantaliteyle S5'den S4'ü çıkarırsan da 5. terimi bulabilirsin. Tamam. Güzel. 37. örnek. Bir yüzücü var. Olimpiyat hazırlık sürecinde kendini kampa almış ve bu kampla ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyormuş. Kampın ilk günü 3000 metre ısınma turu yapmış. Yani bir A1 diyelim biz bu terime. Terim olsun bu. 3000 metreymiş. Kampın ikinci günü 4000 metre yüzmüş. 4 kilometre de iyi yüzmüş ha. Kampın 3. günü ve sonraki her günde bir önceki günden 0.15 kilometre yani 150 metre fazla yüzme yapacakmış. Şimdi 3. günü ve sonraki her günde. Yani arkadaşlarım 3. günden itibaren bak burada 4150 metre, 4. gün 4300 metre, 5. gün 4450 metre diye devam edecek. 5. gün 4450 diye devam edecek arkadaşlar. Yüzücünün kampı 14 gün sürecekse kamp sonunda yüzücü toplam kaç kilometre yüzmüş olur? Şimdi gençler. Burada 14. terim gerekli bize. Yalnız dikkat edin bizim aritmetik dizimiz A1'den itibaren değil buradan itibaren başlıyor. Çünkü buradan itibaren her gün 150'şer metre artırarak ilerliyor. Burada 1000 artmış. Dolayısıyla bunu sayamayız. O yüzden benim ilk terimim burada 4000. 4000'in üzerine yani ikinci terimin üzerine hatta buna da A1 ve A2 demeyi bırakalım. 14. gün artık şuradan itibaren başladığımız için bu birinci terimdir. Son gün 14. günde 13. terimdir artık. Şurasına A0 diyebiliriz başlangıçta böyle bir şey yapmış diyelim. Normalde A0 yok biliyorsun. Biz kendi kafamızdan söyledik bunu. Şimdi A1 dediğimiz 4000'in üzerine ben 12 tane R eklersem ki bak 12 R bize neyi verir? A13'ü verir. Güzel kardeşim R kaçtı? 150 idi. O zaman ben 4000'in üzerine 12 kere 150'yi eklersem ki burası kendileri 1800 yapar. 4000 artı 1800'den 5800 metre yüzmüştür son gün diyeceğim. 5800 metre. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim. 5800 şurası da 4000 bir de burada 3000'imiz var. O 3000'i lütfen unutma. Burada kaç tane terim var? 13 tane. Terim sayısı 13 bölü 2 çarpı son terim 5800. İlk terim 4000. Daha sonrasında diyeceksin ki 5800 ile 4000'i toplayacaksın. 9800 yaptı. 9800'ü de 2'ye böleceksin. 9800'ü gittin 2'ye böldün. Ne geldi? 4900 geldi. Şimdi 13 kere 4900 dersek bunu 13 ile çarparsanız sevgili arkadaşlarım şurada ne kadar yüzdüğünü buluruz. Pekala. 3 kere 4900 kaç yapar? 12 artı 2700'den 14700 yapar. Bir kere 4900'de 4900 yapar. Onu da şuraya yazacağız. Şöyle ve toplayacağız. 0, 0, 7, 3 ve 6. 63700. Aa, biraz fazla. Ama öyle yüzmüş. 63700 burada. 3000'de başlangıçta yüzmüştü. 66700 metre. Yani 66.7 kilometre yüzmüş olur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Bu olimpiyat yüzücüsü. Var mıdır öyle yüzen bilmiyorum ama şu an soruyu yazarken böyle gelmemişti ama soruyu çözerken biraz fazlaymış gibi geldi. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Yani aramızda sporcu varsa söyleyebilir.
Vallahi biraz fazla geldi. Yani 14 günde 66 kilometre yüzmek, günlük ortalama 5,5 kilometre falan yüzmek yani bana çok uçuk geldi ama bakalım. 38. örnek. Bak bu güzel bir soru. Harbi güzel bir soru. Semih, eşi Ceren'in açtığı okulun açılışı için 7 katlı bir pasta yaptırmak istemiştir. Semih'in yaptıracağı pastanın görseli de aşağıda verilmiş arkadaşlarım. Semih'in yaptıracağı pastanın taban çapı 40 santimetre, tavan çapı da 10 santimetre. Bu pastanın yüksekliği ise 28 santimetreymiş. Semih'in yaptıracağı pastanın çapı yukarıya doğru her katta aynı miktarda azalmakta ve tüm katların yükseklikleri de birbirine eşittir demiş. Sipariş edilen pastanın her katındaki silindir pastaların yan yüzeyleri İtalyan karamelli krema ile süslenecektir. Buna göre İtalyan karamelli krema sürülen alanların toplamı kaç bir santimetre karedir? Bak, şuralar diyor ya bak. Sipariş edilen pastanın her katındaki silindir pastaların yan yüzeyleri. Yani şuralar var ya. Bunlar İtalyan karamelli krema ile süslenecek. Normalde onun rengi turkuaz oluyor biliyorum. Yani bilenler vardır illa ki aranızda İtalyan karamel. Yani her gün yemeniz lazım arkadaşlar. Bilmiyor musunuz böyle şeyleri? Bilmeniz lazım. Normalde turkuaz tarzında bir rengi vardır. Ama böyle çizirdim. Hani karamel ya. Karamel rengine benzesin diye. Şimdi gençler. Öncelikle 7 katlı ya 28'i 7'ye hop bir böldünüz 4 santimetre. Yani her bir katın yüksekliği 4 santimetreymiş. Bu garanti. Bu bir. İki. Bizim bu çaplarımızı bir bulmamız gerekiyor. Bak şunun çapı 40 eyvallah bunun çapı da 10. İyi de aradakiler. Aradakileri bilmiyoruz. Şimdi o zaman şöyle diyelim biz. Aradakileri bulmak için. Çap bazında gidiyoruz. Toplam 7 katlı olduğunu biliyoruz. Şu birinci kat A1 diyelim. Bu da 7. kat A7 diyelim. A1 ile A7 arasında sevgili arkadaşlarım 6R fark vardır. Ve bu da 40 ile 10 arasındaki farkı yani 30'a eşittir. Demek ki R kaçmış? 5. Çok güzel. Şimdi bu R yarıçap olan R değil biliyorsun. Ortak fark olan R. Şimdi o halde şu kısmın şunun sevgili arkadaşlarım çapı 15'tir. Bunun çapı 20'dir. Bunun çapı 25'tir. Bunun çapı 30'dur ve bunun çapı 35'tir. Şimdi gençler. Burada ben şuradaki kısmın alanını nasıl bulurum? Bir tanesinin alanını nasıl bulurum? Şöyle çevre sonuç olarak ben sana bunun görselini çizmek istiyorum açıkçası. Şöyle düşünelim. Elimizde tam olarak şöyle bir şey var. Tamam mı? Şöyle bir şerit var aslında, tamam mı? Şimdi sen bu şeridi şuradan tutup kesip açarsan bu dikdörtgen olur artık. Dikdörtgenden başka bir şey değildir. Sen bunun yüksekliğini biliyorsun 4 santimetre. Şu kısmı bulabilmek için ne yapacaksın? Çemberin çevresine bakacaksın. Çok güzel. Umarım burası anlaşılmıştır. Şimdi gelin çemberin çevresine bir bakalım arkadaşlar. Tabii her çemberin çevresi de 2 pi ile bulunacak. Tabii bunlar 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 diye gidiyor da. Bizim yarı çaplarımız bak burası 5, burası 7,5. Burası 10, burası 12,5. Burası 15, burası 17,5 ve buranın çapı da yarı çapı da 20. Çok güzel. Şimdi o halde biz diyoruz ki 2 çarpı pi çarpı bak şuradaki 5 çarpı şunun yüksekliği 4. İtalyan karamelli kremanın bu kadar arkadaşlar. Alanı bu. Şuradaki İtalyan karamel bu. Öteki 2 çarpı pi çarpı 7,5 çarpı 4. Öteki 2 çarpı pi çarpı 10 çarpı 4. Öteki 2 çarpı pi çarpı 12,5 çarpı 4 diye gidiyoruz. Peki nereye kadar gideceğiz? Nokta 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 2 çarpı pi çarpı yarı çapı 20 idi. 20 çarpı 4'e kadar gideceğiz. Ve bunları da toplayacağız. Her birinin içinde sen 2 çarpı pi çarpı 4 olduğunu görüyorsun. Bak 2 çarpı pi çarpı 4 baştan sona kadar var. O zaman 2 çarpı pi çarpı 4 parantezinde neleri toplayacağım? 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 ve 20'yi toplayacağım. Bunları nasıl toplarız? Şöyle son terim 20. İlk terim 5 çarpı terim adedi 7 bölü 2 arkadaşlar. Tamam. Son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2. Burada şurası 25 yapar. 25 ile 7'yi çarptınız. 175 geldi. Bir de 2'ye böleceksiniz. Yani arkadaşlarım 2 çarpı pi çarpı 4 çarpı şuradaki turkuazla boyadıklarımın
toplamı da kaçmış? 175 bölü 2'ymiş. Çok güzel. Buradaki bölü 2'ler gider mi? Gider. O zaman 4 kere 175 de bana cevabı verir. Bu da 700 yapar arkadaşlar. Demek ki cevap 700 pi santimetre kareymiş. Kaç pi santimetre kareymiş? 700 pi santimetre kareymiş cevabımız. 39. örnek. An aritmetik dizisinin ilk n teriminin toplamı Sn olmak üzere bana kuralı vermiş. Sn buymuş. Buna göre bu dizinin ortak farkı kaçtır? Ortak farkı bulmak için ne yaparsınız? Şöyle yaparsınız. Mesela S1, S2, S3'ü bulalım arkadaşlarım. S1, S2, S3'ü bir bulalım istersiniz. S1 nedir? 1 çarpı 2, 2 artı 8 10 yapar. 10 bölü 2'den 5'tir arkadaşlar. S2'yi nasıl bulursun? 2 yazarsın. 2 kere 2 4, 8 ekledin 12. 12 kere 2 bölü 2'den 12 gelir. Şimdi S2 12, S1 5. S1 ne demek? S3'ü de bulmamıza gerek yok bak. S1 ne demek? İlk bir terimin toplamı. İlk bir terimin toplamı zaten A1'dir. Demek ki A1 5'miş. Üzerine birinci terimle ikinci terim toplayınca ne gelmiş? 12. A1 artı A2 kaçmış? 12. O zaman A2 kaçtır? 7. Değil mi? 7 ekleyince 5'in üzerine 12 olur. A1 kaçtı? 5'ti. Ortak fark kaçtır o zaman? Tabii ki 2'dir sevgili gençler. Burada bu soruyu neden yazdığımı çok iyi hatırlıyorum. Şundan kaynaklı yazdım. Burada A1 ve A1 yani S1 ve S2'yi bulduktan sonra doğal olarak şu düşünülebiliyor. İşte 5'ten 12'ye demek ki 7 arttığına göre dizinin ortak farkı 7'dir diyesi geliyor insanın. İlla ki sizden de diyenler olacaktır. Bunu fark etmeniz için, buna dikkat etmeniz için yazmıştım. Bu soruyu çok net hatırlıyorum. 40. ve bu videomuzun yanlış hatırlamıyorsam son örneği. Çünkü geometrik dizilere geçeceğiz bir sonraki videoda. İlk n teriminin çarpımı pn ile gösterilen bir aritmetik dizide. Pi 20 bölü pi 19, 12'ymiş. A3 de eksi 22 olduğuna göre bu dizinin ilk 10 teriminin toplamı. Bakın burada ilk n terim çarpımından bahsetmiş. Şimdi pi 20 demek A1 çarpı A2 çarpı nokta 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 A19, A19 çarpı A20 demek değil mi? İlk 20 terimin çarpımı. Pi 19 demek ne demek arkadaşlar? Bu da A1 çarpı A2 çarpı nokta 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 A19 demek. Çarpı A19 demek. E şimdi bu adam bunu buna bölmüş. Yani bunu buna bölmüş demektir değil mi? Bunların alayının gittiğini görmüyor muyuz biz? Bir tek A20 kalıyor. Bu da kaça eşitmiş? 12'ye. Demek ki A20 arkadaşlarım 12'ymiş. Peki A3 kaçmış? Eksi 22'ymiş. Şimdi ben A3'ten A20'ye 17 R fark olduğunu biliyorum. Pekala. Bu 17 R fark nedir? Eksi 22'den 12'ye kaç fark var? 34 fark var. O zaman R kaçtır? 2'dir. Şimdi R2 ise bu dizinin ilk 10 teriminin toplamı sorulmuş arkadaşlar. Böylelikle şunu söyleyebiliriz. Benim 3. terimim kaçtı? Eksi 22 idi. Peki ikinci terimim kaçtır? 2 çıkarırsanız. Eksi 24. Birinci terim de sevgili arkadaşlarım eksi 26'dır. Bu cepte. Peki 10. terim kaçtır? 10. terim. A1'in üzerine 9 tane R eklerseniz 10. terimi bulursunuz. A1 eksi 26 idi. 9R'de 9 kere 2'den 18'dir. Eklerseniz arkadaşlarım ne gelir? Eksi 8 gelir. Bu da eksi 8'miş. İşte bana şuradakilerin toplamı soruluyor sevgili arkadaşlarım. Bu toplamı nasıl bulurum ben? Terim adedi 10 bölü 2 çarpı son terim eksi 8. İlk terim eksi 26. Bu şekilde buluruz. Şurası eksi 34'tür. Eksi 34'te onu çarptınız. Eksi 340. 2'ye böldünüz. Eksi 170 yapar arkadaşlarım. İlk 10 terimin toplamı deriz. Gayet şık ve gayet güzel bir soruydu. Evet arkadaşlar. Valla aritmetik diziyle karşınıza çıkabilecek örneklerin tamamını verdiğimi düşünüyorum. Sizler de eminim ki bu şekilde düşünüyorsunuzdur. Birbirinden güzel sorular çözdük. Çözdüğümüz sayfaları da şöyle biraz gezelim. Bugün 3,5 sayfalık bir çalışma yaptık sizlerle birlikte ve kaçıncı örnekten başladık bakın. 21. örnekten 40. örneğe kadar geldik. Yani 20 tane örnek çözdük ve konu anlatımı yaptık aritmetik dizilerle. Aralarda çok güzel detaylar verdik. Nasıl yapman gerektiğini bir şeyleri. Bak şu soru çok güzeldi. Daha sonrasında yine şu soru güzeldi. Şu soru güzeldi.
Yine çok güzel sorular çözdük valla. Güzel de anekdotlar da verdik sizlere. Sonlu aritmetik dizinin toplamını da gördük. En sonki soruda farklı bir şey olsun diye sonlu aritmetik dizinin çarpımı ile alakalı bir şey de çözdük. Artık geometrik diziye doğru yollanabiliriz bence. Şimdi senin burada yapman gereken olay nedir? Onu hatırlatayım. Aritmetik diziyle bol miktarda soru, aritmetik diziyle alakalı bol miktarda soru çözersen bu konu aklından bir daha hiç çıkmayacak şekilde oturur. Bu arada şunu da söyleyeyim, yani hani üniversitede falan biz matematik, ben matematik bölümü okudum. Öğretmenliği okumadım. Matematik bölümü okudum arkadaşlar. Mesela matematik bölümünde aritmetik diziler diye bir konu görmedik biz. Yani oturup da aritmetik dizi, hani bize şey demediler. Nedir onun ismi? Aritmetik dizi bu. Öğrencilere de bu şekilde anlatacaksınız. Yani düşünsene, öğretmenlikte matematik öğretmenliğinde daha çok şu öğretiliyor. Öğrencilere matematik nasıl anlatılır? Bu konu öğrencilere nasıl anlatılır? Biraz onun pedagojiyi veriliyor açıkçası. Ama matematik bölümünde o değil. Yani diyor ki dizi bu. Aha, dizinin tarihçesi de bu. Geldiği yerde bu. Hadi bunun üstüne biraz teoremler hakkında çalışalım. Yani bu olay oluyor matematik bölümünde biraz. Hele biraz da iyi bir üniversitede okuduysan hak getire. Tamam. Derinlemesine matematik görüyorsunuz. Dolayısıyla kimse de bize aritmetik dizi budur demedi. Ama aritmetik diziyi lisede öğrendiğim bilgilerle hala çözüyorum. İnanmazsınız. Bakın, hala lisede öğrendiğim şekilde çözüyorum ben hala soruları. Vallahi billahi bak. Geometrik dizi de aynı şekilde. Yani bunu bir kere oturtursanız bir daha unutmazsınız. Ben bunu nasıl oturttum abi? O zamanlar işte çözdüğüm bir kaynak vardı. O kaynaktan açtım. 3-4 tane arka arkaya aritmetik dizi testi koymuş soru bankası. Hepsini bir günde çözdüm. Oldu bitti. Ve bir daha ben asla bunu unutmadım. Aynı şeyi senin de yapmanı lütfen rica ediyorum. Arka arkaya 3-4 tane test soru bankasından aritmetik diziyle alakalı soru çöz. Bak bir daha unutuyor musun? İsmail Hoca dediydi dersin. Tamam. Sonraki videoda görüşürüz. Geometrik dizi olacak sonraki konumuz. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.